Efendim 120 Saniye'ye hoş geldiniz. Bugün dijital dönüşüm, dijitalleşme, yapay zeka konularını konuşacağız. Bu konulara 120 saniye içerisinde yanıtlar alacağız. Konuğumuz Yaren Kaya, Yeditepe Üniversitesi Bilişim Kulübü Başkanı. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sürenizi başlatacağım sorumuzu sorduktan sonra. 120 saniyeniz var. Son 20 saniyelerde size haber vereceğim. Tamam, teşekkür ederim. Yeditepe Üniversitesi Bilişim Kulübü Başkanısınız. Bu kulübü kurma fikri nasıl ortaya çıktı ve kulübü nasıl kurdunuz? Yeditepe Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünü ilk açan ve aslında ilk öncülük eden bölümler, okullardan bir tanesi. Bu gibi yenilikleri gerek teknoloji olsun, gerek eğitimde olsun her zaman yakından takip eden bir üniversiteyiz. Biz bilişim kulübünün yokluğunu her zaman aslında hissediyorduk. Sağ olsun şu anda mezun olan bir arkadaşımızın öncülüğünde ve Çağla Özen Şeniler hocamızın desteğiyle, tabii ki de okulumuzun da desteğiyle birlikte 2017 yılında kurulduk. Bu şekilde. Peki dediniz ki bilişim kulübünün eksikliğini hissediyoruz dediniz. Evet. Üniversite öğrencileri neden bilişim kulübünün eksikliğini hissederler? Çünkü şöyle, teknolojik gelişmeler aslında ülkemizde ve dünyamızda çok fazla. Tabii bunu herkes işte kişisel olarak takip edebiliyor. Ama aslında böyle bir topluluk olarak takip edildiğinde belli konferanslar, belli zirvelere katılındığında daha fazla bilgi alabiliyoruz aslında. Biz de okulumuzda bu etkinliklerin daha az olduğunu, birkaç tane olduğunu senede fark ettik. Ve dedik ki hani niye daha fazla yapmayalım, niye daha fazla bilgi akışı ilerletmeyelim aramızda diye düşündük ve 2017 yılında kurulduk. Peki nasıl çalışmalar yürütüyorsunuz? Çünkü şimdi teknolojik gelişimler ve teknolojik değişimler dediğimiz zaman çok geniş bir kavram. Bu noktada siz bilişim kulübüsünüz. Ne yönde çalışmalar yürütüyorsunuz? Bilişim kulübü olarak işte kurulduğumuz günden itibaren bilişim ve teknoloji çatısı altında arkadaşlarımızı toplamaya çalışıyoruz. Ve etkinliklerimizi ve hedeflerimizi planladığımız şekilde düzenliyoruz. Aslında arkadaşlarımızın sosyalleşmelerini, teknik bakımdan gelişmelerini, organizasyon olarak gelişmelerini ve bir organizasyon yönetebilmelerini sağlıyoruz. Aynı zamanda işte sektördeki kurumlarla ve insanlarla buluşturarak aslında kafalarındaki kariyer planlarının oturmalarını ya da işte bir kariyer planları yoksa kariyer planlarının oluşmasını sağlıyoruz. Etkinliklerimize gelecek olursak biz aslında çok çeşitli etkinlikler yapıyoruz. İşte bunlardan birkaç tanesini saymam gerekirse mezunlarımızla toplandığımız işte Industry Night akşam yemeklerimiz var, Informatik Talks seminerlerimiz var. Geçen sene İstanbul'a getirdiğimiz 2019 6. Ulusal Yönetim Bilişim Zirvemiz vardı. Teknik gezilerimiz sıkça oluyor, yazılım eğitimlerimizi veriyoruz. Bu gibi etkinliklerle arkadaşlarımızla hem sosyalleşiyoruz hem iletişim halinde oluyoruz hem de aslında onları sektörle buluşturuyoruz. Bilişim zirvesi dediniz az önce. Bu bilişim zirvesi neydi? Ulusal Yönetim Bilişim Zirvesi, biz 6.sını düzenledik geçen sene Yeditepe Üniversitesi'nde. Türkiye'nin her sene bir şehrinde oluyordu. Biz de gidip Aksaray Üniversitesi'nden teslim alarak Yeditepe Üniversitesi'ne getirdik. Ve çok da güzel bir zirve yaptığımızı düşünüyorum. Ben 1000'in üzerinde Türkiye'nin 4000 yılından katılımcıyla gerçekleştirdik. Bu şekilde. İçeriği neydi peki bu zirvenin? Aslında şöyle, biz genelde bilişim ve teknoloji olarak geçiyor ama biz bir değişiklik yaparak buna girişimciliği de kattık. Bilişim, teknoloji ve girişimcilik konularıyla ilgili konferanslar, işte paneller düzenledik. Bilişim deyince biz ne anlamalıyız? Bilişim deyince aslında benim aklıma birçok kelime geliyor ama ilk önce böyle yenilik, böyle çığır açan bir şeyler geliyor aklıma. O yüzden böyle yani teknoloji, bilişim, mesela aklıma robot da geliyor bazen, robotlaşma olarak da geliyor. Bir örneklendirebilir misiniz? Bizi izleyenler ve bilişim konusuna ve teknolojiye uzak olanlar için somutlaştırmalarını sağlayacaktır. Tabii. Mesela benim aklıma işte yapay zeka örnekleri geliyor ya da işte fabrikalardaki robotlaşma geliyor. Bunların hepsinin içinde bilişim var, teknoloji var. İkisi aslında bir arada. Tabii ülkemizde çok somut örneği yok aslında. Ama dünyada çok daha fazla var. Özellikle Almanya'da ve Çin'de çok fazla yatırım sağlayan ülkeler çünkü kendileri.
Peki robotlar aklıma geliyor dediniz. Evet. O zaman dijital dönüşüm, Endüstri 4.0 evet. ve yapay zekaya geçiş yapalım. Dijital dönüşümü ya da dijital devrimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle kısa bir şekilde dijital dönüşümden bahsetmek istiyorum Lütfen. Ben aslında. Bilgi teknolojinin kullanımı ile iş süreçlerinin ve bilgilerin hızla, tasarruflu bir şekilde dijital ortama taşınması aslında. İşte eğitim, sağlık, finans, otomotiv gibi sektörlerde, birçok sektörde aslında bizim hayatımızın içerisinde şu anda. Aslında şöyle, biz dijital çağın içerisinde dijital dönüşümü yaşıyoruz. Bunu bir kısmımız farkında ama bir kısmımız da farkında değil. Sadece şirketler bunun mesela farkında olan taraftalar. Sadece dediğim gibi Türkiye'de somut örnekler yok. Bizde tabii çağın gerektirdiği ve oluşturduğu buna uyum sağlamak zorunda olduğumuz için teknoloji okuryazarlığını ön plana sürmek istiyoruz ve teknoloji okuryazarlığıyla aslında biraz daha dijital dönüşümü insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü ne kadar çok bilgi sahibi olursak dönüşümümüz o kadar hızlı olur aslında. Teknoloji okuryazarlığı nedir peki? Teknoloji okuryazarlığı işte aslında günlük ihtiyacını işte teknolojiyle gideren, günlük hayatta teknolojiyi sıkça kullanan kişilerden bahsediyor olabiliriz. Kaç yaşındasınız? 22. Şimdi siz 22 yaşındasınız ve dijital dönüşüm, dijital devrim dünyasına doğdunuz. Şimdi sizden önceki kuşaklarla aranızda ciddi bir fark var. Şimdi size göre gelecek nasıl şekillendirilmelidir? Yani siz okuldan mezun olduğunuz zaman, iş dünyasına girdiğiniz zaman çalışacağınız iş yerinde hangi özellikler olmalıdır dijital dönüşüm ve dijital devrim doğrultusunda? Aslında şu anda da ben şaşırıyorum hani çünkü biz X kuşağından ayrılıyoruz diye düşünüyorum. X kuşağıyla aramızda gerçekten çok büyük farklar var. Biz daha çok teknolojiye yatkınız. Mesela şu anda da işte 2-3 yaşında bir çocuğun elinde aslında telefon, tableti görebiliyoruz ve hatta bizden çok daha iyi kullanabiliyorlar bazen. Ben iş yerimde düşünecek olursam, şimdi çok aklıma gelmedi aslında. Ne beklersiniz aslında. Mesela bir iş yerine gittiniz? Ama teknolojik anlamda ne beklersiniz? Hayatımın kolaylaştırmasını isterim tabii ki de ve işimi yaparken aslında bana engeller değil de önümü açan bir teknoloji olması gerekiyor diye düşünüyorum. Peki bu teknoloji ne olabilir? Sürenizi baştan başlatıyorum. Bu teknoloji... Ya mesela şimdi kurumsal hayatı düşündüğüm için aslında kurumsal hayatta böyle... Çok da dijital dönüşüm tabii ki de var. Hı hı. Ama böyle daha çok sanayi ya da işte daha çok işte eğitimde kullandığımız için, kurumsal hayatta çok kullanmadığımız için aklıma hı. böyle bir örnek gelmedi aslında. Tamam, peki. O zaman burayı kenara bırakalım. Buradan şu sonuca varmak istiyorum aslında. Siz üniversite öğrencisisiniz, bilişim kulübü başkanısınız. O zaman dış dünya henüz sizlerin dünyasında bir hayal yaratabilecek, bir hedef koyabilecek kadar dijital dönüşümü gerçekleştiremedi diyebilir miyiz? Böyle bir gözleminiz var mı? Şöyle, aslında dünya ile Türkiye'yi biraz ayırmak istiyorum. Çünkü biz Türkiye'de hala dijitalleşme aşamasındayız bence. Biz Türkiye'de dijitalleşmeyi, dijital dönüşümü tamamen uygulamış değiliz. Hala dijitalleşmeye çalışıyoruz. Ama tabii dünyada böyle değil. Dediğim gibi çünkü buna çok yatırım yapan ülkeler var. Dünyada nasıl peki? Dünyada aslında bunu daha çok iç içeler. Mesela işte eğitimler daha çok dijitalle yapılıyor orada. Türkiye'de daha çok az örnekleri var. Mesela işte artık tablete geçilmesi, akıllı tahtalar kullanılması gibi. Türkiye'de tabii ki de var ama dünyada artık bunun gerçekten dijitale aktarılması, işte üniversitelerde artık sadece online derslerin olması. Türkiye'de yani çok az üniversitede online dersler var. Peki. Son yıllarda en fazla konuşulan konu yapay zeka. Yapay zeka sizce devrim midir, bir dönüşüm müdür? Son yıllarda yaşanan hızlı teknolojik gelişmelerden dolayı yapay zeka birçoğumuzun hayatını etkiledi zaten. İşte sanayi devriminin itici gücü olarak kabul edilen elektrik enerjisinden, Endüstri 4.0'da yerini hızlı ve etkin
üretimi hedeflen yapay zekaya dönüştü aslında. Bu bakımdan bence bir devrim ama aynı zamanda bir dönüşüm de. Çünkü hepimizin hayatını değiştiriyor, geliştiriyor ve yenilikler getiriyor hayatımıza. İşte sağlık sektöründe dediğim gibi eğitimde hayatımızın her alanında hızla girmeye başladı aslında. Peki nereye doğru evriliyor yapay zeka? Artık şöyle bir algı da var artık insanlarda. İşte yapay zeka insanların işte zekasını geçecek, işte farklı storyler duyuyoruz yapay zeka ile ilgili. Ama ben hani bu kadar çok abartılacağını düşünmüyorum aslında. Çünkü onu programlayan da biziz. Ona bu yetkiyi veren de biziz. Bizi geçebileceğini çok düşünmüyorum aslında. Bizim sınırladığımız alanlarda olabileceğini düşünüyorum. Belki hani bundan korktuğumuz için de biraz sınırlandırıyor olabiliriz yapay zeka uygulamalarını. Belki bu yüzden hani yavaş yavaş ilerliyor da olabiliriz. Ama bence şu anda hayatımızın birçok yerinde kullanılıp bizim hayatımızı çok kolaylaştırıyor. Artık işte fabrikalarda yapay zeka uygulamaları kullanılıyor. Evet, daha az kişi sayısı çalışıyor ama daha fazla üretim yapılabiliyor mesela. Peki dünyadaki gelişmeleri bu yönde nasıl değerlendiriyorsunuz? Az önce net bir ayrım yaptınız. Türkiye ve dünya birbirinden farklı diye. Aynı şekilde yapay zeka konusunda dünyanın gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz? Teknolojideki hızlı ve kapsamlı gelişmeler bugün hemen herkesin aslında dilinde. Herkes bilgi sahibi olmaya çalışıyor, araştırmaya çalışıyor ve konuşuyor aslında. İşte kullandığımız tüm eşyaların birbiriyle bağlanması, işte IoT uygulamaları, artık eğlence hayatımıza girmiş olan artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, daha güvenli yolculuk yapmamızı sağlayan artık sürücüsüz araçlar. Ya aslında dünyada bunların hepsi de birçoğu kullanılıyor, denemeleri yapılıyor. Ama işte maalesef bizim ülkemizde daha somut örnekler başlamadı, daha olmadı. Daha fazla yatırım yapmamız gerektiğini düşünüyorum tabii ki de bu yöne doğru. Ama umarım olur. Peki bu yöne doğru daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor dediniz ama toplumun algısı buna hazır mı sizce? Bence olmadığı için yapmıyorlar diye düşünüyorum ben. Ya bir kısım hazır, evet, bir kısım dört gözle bekliyor, heyecanla bekliyor. Hangi kısım? Hazır olan kısım. Aslında bu son kuşak denilen, işte biz Y ve Z kuşağı olarak adlandırabiliriz onu diye düşünüyorum. Aslında bu kısım hazır, bekliyor ve zaten artık bu kuşağı her ne verirsek verelim tamamen havada kapacak durumda. Ama işte bir X kuşağı ve Y kuşağının başı kısmı buna hazır olmadığını düşünüyorum. Çünkü insanların daha çok yapay zeka, işte ne biz bilmiyoruz, ilk defa duyduk gibi cümleler de duyuyorum ben aslında çevremden. Bunun daha çok aslında işte bilgi sahibi edinilmesi gerekiyor, insanlara öğretilmesi, anlatılması gerekiyor. Hani artık gerçekten toplumu tamamen bunu hazır gördüğümüzde bunu öne sürebiliriz diye düşünüyorum ben. Bu arada tebrik ediyorum, sürenizi çok güzel kullanıyorsunuz, çok verimli kullanıyorsunuz. Peki biz bunun neresindeyiz toplum olarak? Az önce bir giriş yaptınız hazır olup evet, olmadığımız noktasında ama genel olarak sadece yapay zeka değil, otomasyon, Endüstri 4.0, dijital dönüşüm, bütün hepsini bütün olarak bakarsak toplum olarak neresindeyiz? Aslında hepsi birbiriyle bağlantılı zaten bu konuştuğumuz şeyin hepsi. Toplum 5.0, işte yapay zeka, hepsi birbiriyle bağlantılı. Biz toplum olarak dediğim gibi daha işte dijitalleşmeye girdiğimiz için ve dijitalleştirmeye çalıştığımız için bazı şeyleri aslında bence daha biraz daha başındayız. Ama emin ve sağlam adımlarla ilerlediğimizi düşünüyorum. Mesela dijitalleşmeden kastınız daha çok mesela bankacılık işlemlerinin evet, internet üzerinden yapılması bir dijitalleşme örneği mi oluyor? Evet, bu bir dijitalleşme örneği olabilir. İşte artık bizim faturaları elimizle değil de artık gerçekten telefonumuzdan tamamen oradan yönetebiliyor olmamız. İşte yani kağıt kullanmamamız, her şeyi gerçekten telefondan yapabiliyor olmamız bence artık bir dijitalleşme. Peki. O zaman farkında olmadan aslında toplumun geniş kısımları da, yani daha yaşı ileri olan kesimlerde farkında olmadan dijitalleşme sürecinin içine girmiş durumdalar. Ama sadece adının dijitalleşme ve dönüşüme giden bir yol olduğunun farkında değiller demek ki. Evet, ya şöyle, dijitalleşme yapıyoruz ama buna işte dijital dönüşüme adım adım ilerliyoruz dijitalleşmeyle.
Dediğim gibi bu işte bizler yapıyoruz mesela, ama tabii ki de hala faturalarımızı ya da bilmem işte kağıt kullanan, bunları telefondan değil de gerçekten işte bankaya gidip işte bu para yatırarak kendi eliyle yapmak isteyen insanlar var. Hı hı. Aslında bunları ne kadar indirirsek o kadar çok dijitalleşmiş de oluruz aynı zamanda ve dijital dönüşüm adım adım ilerleriz. Hı hı. Peki yeterince gündemde mi bu konu? Bence evet, ülkemizde yeterince gündemde, ama şöyle gündemde zirveler yapılıyor, toplantılar yapılıyor, işte gerekli paylaşımlar yapılıyor, yeterince konuşuluyor, bizi yeterince bilgilendirmeye çalışıyorlar. Ama şu anda hala işte dediğim gibi dijitalleşme aşamasında olduğumuz için somut bir örneğimiz yok. Ortaya hala, yani onu bir deneyim haline hala getiremiyoruz tamamen olarak diye bahsediyorum. Hı hı. Getiremediğimiz için şu an sadece bilgi sahibi olabiliyoruz. İşte örnekleri görebiliyoruz. Belki kendimiz işte yakın zamanda somut bir örnek koymaya çalışabiliriz. Bunun üzerinde ilerleyebiliriz. Peki neler yapılabilir? Daha somut ve daha geniş kapsamlı. Mesela robotlaşma, uygulamalı robotik kodlama eğitimleri falan gibi eğitimler var. Mesela bu tarz workshoplar topluma bu meselenin yayılması için etkili midir? Yoksa bu ufak workshoplar sadece bir hoş bir görüntü olarak mı kalıyor? Bu noktada somut olarak ne yapılması gerekiyor sizce? Aslında biz workshopları yapıyoruz, ama dediğimiz gibi sadece bilgilendirmek için yapıyoruz. İşte eğitim veriyoruz, ama sadece eğitim vermek için veriyoruz. Bunu tamamen bir uygulamaya sokmuyoruz. Bu arada ben RPA alanında şu anda ilerlemek istiyorum ve o alanda çalışıyorum. RPA, Robotic Process Automation. Hı-hı. Türkiye'de daha çok yeni bir bölüm. Yani Nisan'da Türkiye'ye geldi. Yani robot mu kodluyorsunuz? Evet, sanal bir robotumuz var bizim mesela şu anda. Ve o robota mesela belli iş tanımları söylüyorum ben. Aslında bir insanın yapması gereken şeyi manuel olarak bir robota yaptırıyorum. Ve bunu programlıyorum. Saatini programlıyorum. Ne yapması gerektiğini söylüyorum. Ve hepsini bir tuşa bastığımda kendi kendine yapmış oluyor. Bir mesela fabrika sürecinde bir mal üretmem gerekiyorsa bir tuşa basıyorum, bir mal üretiyor. Bir fatura girmem gerekiyorsa da bir tuşa basıyorum, bir faturayı üretmiş oluyor. Hatta artık bir tuşa basmama gerek kalmıyor. Onu saatliyorum. Programlıyorum. Saat 3'te çalışsın diyorum. O kendi kendine saat 3'te çalışıp o faturaya giriş yapabiliyor. İşte eskiden insanlar sürekli faturalarla, bunlarla uğraşıyordu aslında. Ama biz işte dediğim gibi Nisan ayından beri robotik prosese, robotik automation'a girdik. Hı-hı. Ve bu alanda aslında gelişmeye başladık. Hatta gerçekten şirketler bu alana çok meraklı. Bazen hani işte staj yaptığım yerde diye geliyorlar. Hani biz bunu kullanmak istiyoruz, ama siz bunu nasıl kullanacağımızı, çünkü biz bilmiyoruz. Mutlaka kullanalım diyorlar. Meraklılar da aslında. Zaten bu konuda bence en büyük destekçilerimizden biri şirketler, teknolojik şirketler özellikle çok destek veriyorlar. Efendim, geleceğin dünyasını modelleyecek adaylardan bir tanesiyle program yapıyoruz şu anda. Bizi böyle bir dünya bekliyor demek ki. Robotlar peki evlerde kullanılacak mı? Öyle bir şey programlıyor musunuz? Yani zaten aslında küçük küçük kullanılıyor. Böyle işte küçük evi temizleyen robotlar var. İşte yemek yapabilen robotlar zaten var. Ama benim burada bahsettiğim şey aslında sanal robottu biraz. Bunlar fiziksel olarak robot. Sanal robot. Evet, benim bahsettiğim sanal robottu. Yani ben onu bir sanal internet üzerinden, yani bir platform üzerinden programlıyorum. Ama tabii ki de fiziksel olarak zaten robotlar işte görüyoruz. Hı-hı. Yavaş yavaş evlerimize gidiyorlar. Birkaç örneğimiz var zaten elimizde bununla ilgili. Ama bence gittikçe çoğalacak. Özellikle ev alanında, işte bu hizmet alanında çok gelişeceğini düşünüyorum. Peki akıllı evler, akıllı fabrikalar diye bir kavram da var. Bu nedir? Yani sizin bahsettiğiniz bu programlama yöntemi oralarda da kullanılabilir mi? Aslında evet, kullanılabilir bir nebze, ama orada daha çok hani işte yapay zeka gibi, işte IoT uygulamaları gibi şeyler de kullanılabiliyor. Bizim yaptığımız şeyler daha çok böyle bir prosese aslında hitap ediyor. İşte akıllı ev sistemleri aslında biraz daha bundan ayrılıyor. Aynen. RPA'den ayrılıyor diye düşünüyorum ben. Hı hı. Yani şu anda hiç öyle bir case gelmedi ya da hiç böyle bir case görmedim. Genel olarak çünkü kurumsal hayata hitap eden bir şey RPA. Hı hı. Bahsettiğimiz şey, yani evlerdeki kullanım
alanı daha farklı tabii. Bu soruyu soruyorum çünkü zihnimizde canlansın, ne nedir biraz daha şekillendirebilelim diye. Peki programımızın sonuna doğru geliyoruz. Son iki sorumuz kaldı. Siyasetçiler, sizce bu konuda neler yapmalılar ve sizce yeterince ülkenin gündeminde tutuluyor mu bu konu siyasal düzlemde? Aslında devlet daha teşvik edici olabilir tabii ki de. Şu anda bildiğim kadarıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın liderlik ettiği sivil toplum temsilcilerinin desteğiyle oluşan platformlar ve gruplar var. Ama tabii ki de devlet daha destekleyici olabilir. Aslında akademisyen olarak bir şirket bazında teşvik edici değil de bireysel teşvik edici olabilir. Daha çok teknopark kurabilir. İnsanlara daha çok özel eğitim verilebilir aslında bu konuda. Eğitim verip ortaya örnekler çıkartılmaya çalışılabilir. Bu şekilde ilerlenebilir diye düşünüyorum. Peki gelecek için projeleriniz nedir? Bilişim Kulübü olarak nedir yeni projeleriniz? Biz Bilişim Kulübü olarak şeyi söylemeyi unuttum ben bu arada. Bilişim Kulübü olarak bizim alt topluluklarımız var. Çünkü bizim çalışma yapmak isteyen arkadaşlarımız çok oldu. İşte farklı alanlarda toplum 5.0, işte data science, yapay zeka, blockchain gibi bizim topluluklarımız var. Kendi aralarında eğitimler düzenliyorlar, işte workshoplara gidiyorlar, farklı üniversitelerle iletişim kuruyorlar. İşte oturup kod yazdıkları da oluyor. Ortaya bir şeyler çıkartmaya çalışıyorlar aslında. Bizim mesela toplum 5.0'da amacımız kampüs içinde ilk öncelikli olarak kampüs içinde teknoloji okuryazarlığını arttırmak, arkadaşlarımıza bunun farkındalığını yaratmak istiyoruz. Şu andaki projelerimizde bunlar var. Büyük böyle bir zirve yapmak teknoloji okuryazarlığı ile ilgili. Gerçekten doğru ve sağlam adımlarla insanları anlatmak, onların da anlamasını teşvik etmek, işte daha çok meraklandırmak gibi projelerimiz var şu anda. Peki çok teşekkür ediyoruz. Bize zaman ayırdınız, 120 saniyeye geldiniz. Her zaman bu konuyla ilgili sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Çünkü bu konunun biz de medya olarak üzerinde durmaya çalışıyoruz, Anka Medya olarak. Efendim, geleceğin dünyasını konuştuk. Geleceğimizi şekillendirecek olan gençlerimizden birini ağırladık bugün. Yaren Kaya'yı ağırladık. Görüşmek üzere, hoşça kalın.